Alo. Alo. Hayırlı pazarlar hocam. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi Elhamdülillah. Duacıyız. Allah var etsin. Teşekkür ederiz. Hocam, sizi dinliyoruz. Bir iki sorum olacaktı. Buyurun, buyurunuz. Ben 8 ay önce oğlumu kaybettim. 21 yaşında. Evet. Kütahya'da okuyordu. Beden hocası 2 günlüğüne gitti. Antalya'ya gitti. Orada fitness sınava girecekti. Orada boğuldu hocam. Allah mekanı cennet eylesin inşallah. Hocam ben kendi kendime diyorum keşke göndermeseydim oraya. Bir de ben akşam aradı pazar günü. Pazartesi günü öyle oldu. Evet. Evet. Bir de hocam mezar taşını yaptırdım, fotoğrafını koydum. Caiz midir? Yani fotoğrafın yanında tutmanız daha doğru olurdu. Mezar taşına değil de kendi yanında, hani evinizde, odanızda bir problem yok. Mezar taşına resmin asılması faydalı bir şey değil yani. Ölüye faydası yok, diriye de faydası yok, yani size de faydası yok. Ama yanınızda, cüzdanınızda bulunur zaten, problem yok. Hocam her gün gidiyorum, mezarlığına gidiyorum. Diyorlar günah böyle, 2 defa gidiyorum, artık günde 1 defa gidiyorum hocam. Mekanı cennet olsun inşallah, çünkü El-Gariku Şehidun diye bir hadis var, peygamberimizin bir sözü var. Boğularak ölen şehittir diye bir ifadesi var peygamberimizin. Harf şehidi gibi değil ama şehitliğin bazı nimetlerinden yararlanır. Dünya hayatında normal yıkanır vesaire filan. Şehit elbisesiyle gömülür. Bu tür şehitler yani yangında ölen, karın hastalığından ölen, yani açlıktan belki ölen, doğum yaparken ölen kadın mesela, boğularak ölen insan şehittir diye ifadeler var. Bu nedenle de oğlunuz şehadetin nimetlerinden istifade etmiştir. Şehadetin nimetlerinden yararlanmıştır. Onu söylemiş olayım. Sizin de her gün gitmeniz doğru değil. Yani gitmeyin demiyorum. O sizin vereceğiniz bir karardır tabii ki. Ama daha gidişi daha da azaltırsanız, 2 güne bir, 3 güne bir filan şeklinde düşürürseniz yavaş yavaş daha rahatlarsınız. Çünkü bütün hayatınızı böyle geçiremezsiniz netice itibariyle. Hepimizin günün birinde gideceğimiz yer orası. Allah imanla gitmeyi nasip eylesin inşallah. Acaba engel olsaydım şu olur muydu? Bu cümlelerin cevabı yok. Cevabı yok der. Niye cevabı yok? Çünkü kaderle ilgili bir hadisedir. Allah eğer onun yaşamasını murad etseydi, her halükarda denize girip çıkanlar gibi o da girer ve çıkardı. Yani demek ki takdir-i ilahi böyle tecelli etmiş. Gidiş de oraya bir bahane olmuş. Peki değişir miydi onu göndermeseydiniz? Değişmezdi. Kaderinde böyle yazıldığına göre bir şey değişmezdi.